Herkese merhabalar. Milyoner kanalında Kültür Fizik programında yepyeni bir bölümde sizlerle birlikteyiz. Cüneyt ile beraber yine spora dair gündemi konuşuyor olacağız her açıdan. Cüneyt Bey hoş geldiniz siz de efendim. Hoş bulduk İlker Bey. Ee, şimdi günün sorusuyla başlamak istiyorum. Müsaadenizle Fenerbahçe Sevilla karşılaşmasında konuşacağız ama ne olacak bu Paris Saint Germain'in hali? Nedir bu adamları çektiği değil ya. Hayatım boyunca ilk defa Bayan Münih'i destekledim öyle söyleyeyim sana. İlker şöyle söyleyeyim. Ben bu sene Hani bu, bu elin günah olmaz diye düşünmüş olabilirler diye düşünüyorum. Şu anlamda bu dünya kupası Katar'daydı ve hakikaten Hı -hı. de e, işte Neymarı orada oynadı, Messi'si oradaydı, şampiyon oldu. E, birçok Birçok oyuncusu var. E, aynen aynen. E, Şeyin Paris Saint-Germain'ız. Zaten Paris Saint-Germain Mbappe oradaydı. Mbappe oradaydı. Yani hep böyle. Hemen aklıma gelenleri evet. söylüyorum. Şimdi bir sürü isim eklerler bizi dinlerken sayın elini izleyenler. E, Belki şey demiş olabilirler hani Galtier'i de getirirken. Okey yani bu seneyi değil de. Çünkü çok büyük transferler de yapmadı bu sene. Evet. Yanlış hatırlıyor muyum bilmiyorum. Yok yok dediğin gibi çok büyük. Mesela bir... Aşraf Hakim'i yine keza şeydeydi. Ee, o da fasla bayağı Aha. bir gitti. Bu yüzden böyle bir şey olmuş olabilir diye tamamen ben şöyle atıyorum. Aslında, şöyle yani ciddi anlamda favorimdi benim Paris Saint Germain. I. Ama hep şeyi de açıkta bırakıyordum ben. Hani İstanbul'a Paris Saint Germain gelebilir. Hatta Bayern Münih Paris Saint Germain finali ee, Ben de Şampiyonlar gibi başlarken benim öngörüm oydu. Olmuştu zaten pandemi döneminde. Aynen pandemi dönemindeki final oydu. Ee, şöyle yani e, bir türlü o takım olamamanın e, işte sürekli teknik direktörü değiştirerek o teknik değişiklikle her teknik direktörle başka bir arayışa girmenin ama bir türlü o arayışlar içerisinde bir sonuç elde edememenin sıkıntısını yaşıyorlar. Evet. E, sonuçta birden fazla onlarca yıldız sahibi olarak da Şampiyonlar gibi şampiyon olabiliyorsun. Bunu Bayern Münih şey Real Madrid göstermişti. Yani Galaktik da olmuştu. <laughs> yani o çok zor yani zor bir şey ama imkansız bir şey değil. Fakat ciddi anlamda o kültür mevzusu, o yerleşik e, kültür, winner kültür. Yani Real Madrid ne kadar winner bir takımsa Bayern Münih de o kadar winner bir takım. Geçen <laughs> sene eee Philipplam e, e, Bayern Münih Borussia Dortmund maçı ee, da yapılan bir röportaj. Bizim e, işte Erkutlar, Mustafa Müjdatlar falan gitmişler yayınlamak için. Onlar da röportaj yapmıştı Philip Lam'la ve e, Philip Lam şey demişti e, sorulan soru üzerine. Ya evet biz Premierlik başta olmak üzere çok büyük e, sermayeli kulüplerle maddi olarak yarışamıyoruz. E, harcayacak gücümüz olabilir. Fakat bizim ilkemize aykırı olduğu için de hacı, Bayan Münih de bir şeydi. Ya sonuçta Almanya'da da önüne gelen her takı kızı alan bir takımı yani. <laughs> Almanya'nın Paris Saint Germain'i ya da Almanya'nın City'si. O ayrı bir ama Avrupa futbolunun içerisinde bu anlayışa karşı olduklarını sürekli ve evet başarısız oluyoruz ama biz bundan vazgeçmeyi düşünmüyoruz demişti. Yani yine yani Zenginle daha az zenginin belki hikayesi ama yine de bir umut olarak görüyorum ben bunu. Yani Diğer takımlar açısından da işte UEFA Avrupa Ligi'ndeki, Konferans Ligi'ndeki takımlar açısından da onların sikleti anlamında bir umut, bir başka ışık olabilir bu tarz e, tur geçişler. Bayern Münih e, bir kez daha gösterdi ki yani Real Madrid'le beraber Milan. Yani Bunlar durumları ne olursa olsun Liverpool keza aynı şekilde. Durumları ne olursa olsun e, Avrupa kültürünün getirdiği o... E, tarihi e, nasıl bilinçle diyelim e, bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Yani Milan'ın buralara kadar yani Tottenham'ı eleyecek ve bir sonraki tura geçecek falan bir seviye gelmesini ve birçok kişi beklemiyordu muhtemelen. Ben bu sene özelinde sana katılıyorum. Ben Tottenham'ı eler diye düşünüyordum. Her Hı -hı. şeye rağmen. Yani senin dediğin var ya çarpan etkisi. Yani Premier Aha. Lig'in bir üst lig olması etkisiyle eler diye düşünüyordum ama Milan eledi. Zaten bu sene özelinde baktığımızda Liverpool'da Real Madrid e elendi. Yani evet. Yani, elenmek üzere. Chelsea kendi adına bir sürpriz yaptı Dortmund'u eleyerek hı hı. bence. Ee, bir tek City var ki City de ikna etmiyor. Ben bunu hep söylüyorum. Yani City e, geç, finali var. İşte, yarı finalleri, finalleri var Pep Guardiola ile. Bunu hep hedefliyorlar ama onlarda da o şeyi göremiyorsun. Aslında Premier League e, dünya üzerindeki o ekonomik hegemonyasını Premier Şampiyonlar Ligi'ni daha kabul ettirebilmiş değil. Bunun tabii ki sebepleri var. Yani kendi ligini daha önemsemiş olmaları, diğer takımların buraya daha fazla konsantre olması vesaire vesaire. Tabii. Yani ama, bir işte Tottenham Liverpool finali oldu değil mi? Evet. Yani e, onun Liverpool Klopp döneminde iyi bir şey yakaladı. 3 finali var Liverpool'un. Evet. iki tanesi Real Madrid'le kaybetti. Biri Tottenham'da Tottenham kazandı. kazandı. City'nin bir mağlubiyeti var finalde. Evet, onlarda ee, onlar da Chelsea'ye kaybettiler. Yani iki Ama yani genel anlamıyla ee, ya, ya bir dönem İspanyol oldu ya. Evet. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi son dördü 3 tane İspanyol Hatıyordu. takımı kalırdı. Ama yani City o şeyi kıramadı hakikaten Yani e, şanssızlığını mı diyelim artık? Ne, neyi diyelim? Mesela Chelsea hala Liverpoolla Chelsea Şampiyonlar Liginde bir Ligi kültürleri girdi. var yine onların. Tabii hani. tabii. United, Liverpool, Chelsea bunların kazanmışlıkları var ama e, şeyin yok. Ya mesela City'de Chelsea yok. elerken çok güzel söyledin. Chelsea elerken. E Dortmund'u şaşırmıyorsun çünkü Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi Avram Grant'la bile var adam. Var yani aynen. katılıyorum ee, sana o anlamda. Ama o City bir türlü o şeyi kıramadı. Yani onlar da aslında Paris Saint-Germain'in bir başka muadili o anlamda sayılır. İstediği kadar Pep Guardiola gibi bir e, futbol dairesine sahip olsun fark etmiyor. Şöyle bir parantez de açayım ben. Almanya Bundesliga ve e, la, e, seri şey e, Lig 1 e, aslında Evet Premier Ligle karşılaştırılamayabilir ama rekabetçi ligler. Her tabii. ne kadar Paris Saint-Germain Bayern Münih kazanıyor olsa da oynadıkları takımlar fasulyeden takımlar değil. Yani öyle aynen, çok aynen. köfte maçlar oynayıp da hani işte 38 maçın 38'ini kazanmıyorlar. Tabii tabii canım yani Paris Saint-Germain o kadar arkadıyora rağmen mesela sadece işte işte bir, bir kere kaptırdı şampiyonluğu ile Hani e, öyle ilginç anlar da yaşıyor. Bayern Münih bir dominasyonu var yani ligde ki Monaco'da oldu değil mi sanki? Yanlış mı hatırlıyorum ben yoksa Monaco kaçırdım o seni? şey mi? O Mbappé'nin olduğu ha. sene. Ee, olduydu galiba. Olduydu. Ben de tabii, öyle. Tabi, yanlış hatırlamıyorsam. Olduydu diye hatırlıyorum ben de. Bayern Münih zaten hep şey. Hani Almanya futboluna büyük katkı sağlayıp Bundesliga'ya zarar veren takım. Ee, olarak söyleyebiliriz belki de. Çünkü Bundesliga'nın... E tabii kafa anlamdaki... kaldıran bütün oyuncuları. Evet. Biliyorlar. Yani o biraz sıkıntı oluyor. Ama şunu da artık galiba şey görüyoruz değil mi? Yani Hakikaten makas çok açıldı. Yani başka bir takımın girmesi artık çok mümkün olmayacak gibi Mesela Benfica çok güzel iş yapıyor ama onlar muhtemelen bir sonraki yani eşleşme de tabii önemli ama bir sonraki duvarda artık çok e, sıcaklardır. Tabii tabii Roger Schmidt'in. Ya yani orada aslında çok güzel bir hikaye var. Sen, Senin de takip ettiğin gibi Şimdi Roger Schmidt bir dönem Çin'e gitti. Aynen. Hiç beklenmeyen bir şey onun adına. O Çin'e gittiği dönemi onun kayıp senesi. Ve şimdi PSV'ye geçmesi çok anlamlı bir tercihti. Çünkü PSV altyapıdan oyuncular çıkarttan bir takım. Onlarla bir başarı elde etti. Sonra döndü. Benfica'ya geldi. Benfica'da müthiş bir sistem. Ve hani Portekizli teknik direktörler ihraç edilirken tüm dünyaya o gitti <laughs> o Portekiz'de. Gitti Portekiz e. Orada bir hegemonya yarattı. Bugün hegemonya kelimesini sev sevdim galiba. <laughs> ee, hem e, Portekiz ligini Zaten e, sürküles ettiler. Hem de pro, e, Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyetleri yok. Hiç ve Aynen. Yani. E, hakikaten... Ve hani iki maçta 7 gol atıp geçtiler. Tabii, Brugge, yani Güloğni'ye. Hakikaten Güloğni'ye. Bu arada işte. de Scott Parker'ın çalıştırıyor olması enteresan. Değil mi? Değil. O fulumu en son çıkartmıştı. <laughs> <Full 'umu> çıkartmıştı. <laughs> çıkartmıştı. Orada da işte artık böyle bir teknik teknoloji stiklasyonu da bir değişik olmaya başladı. Yani o bir ara hakikaten gibi Portekizli ihraçlar da artık o durdu. Yani artık her ülkede bir şey bizim ülkemizin artık zamanı geldi. O ben mesela Amorim'le e, Arteta eşleşti. Yani Sporting Lisbon'la Arsenal. O eşleşmeyi çok merak Muteşem ediyorum. Muhteşem olacak o maç. Çünkü her ne kadar Arsenal e, çok kuvvetli bir takım olsa da onlar Premier Lig'i önemseyecekler. Ama de artık Sporting Lisbon'un süresini dolduruyor. Bir üst seviyede bir takıma gidecek. Burada bir kupa alayım Burada kupamı alır, bu turumu geçer bilmiyorum. Ama ben Lisbon'u hiç yabana atmıyorum. Ya Her ne kadar e, UEFA Avrupa Ligi e, şampiyonluğu direkt şampiyonlar gibi bileti olsa da ben bu kupalarda, bu tarz kupalarda... İngiliz takımlarıyla karşılaşmanın avantaj olduğunu düşünüyorum hmm. Yani çünkü nedir? Hatta İngiliz de değil sadece. Yani üst segment takımların. Ya şimdi Arsenal'le oynayacağım. Zaten şampiyonluk yarışı içerisinde de. Yani Arsenal'le oyuncu zaten kendisini oraya ait hissetmiyor ki. Yani benim UEFA Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde ne işim var? Hmm. Doğru. modun. West Ham'la oyuncu belki öyle olmayabilir. Ama Doğru. Arsenal öyle. Manchester United öyle olur. Şimdi tek avantajı şu olabilir. Ten Ha gibi kendi ispat etmek durumunda olan bir teknik direktör mesela Mourinho her kupayı çok ciddi aldığı için gitti United'la oldu UEFA hmm. Avrupa Ligi şampiyonu ama e, normalde United'lı oyuncuları da motive edemezsin. Bir de yani düşünsene City'yi UEFA Avrupa Ligi'nde final. İkinci kupa olan Avrupa Ligi'nde eğer ilk dört dışında kalan bir İngiliz takımı varsa tehlikeli oluyordu. Ha o tamam. Çünkü şampiyonlar ligi biletine o tamam. koşu evet. koşuyorlardı. Ama şimdi hem United hem Arsenal ilk dörtteler ve devam edecekler. Sana katılıyorum. Ben Arsenal'in e, bir vites küçülteceğini düşünüyorum UEFA Avrupa Ligi'nde ama United'ın çünkü bu sene lig kupasını aldılar. Bu kupayı da almak onlar adına çok önemli olacaktır tabii diye. Tabii, ben hani ten... United'ı olağan şüpheli olarak görüyorum. Bir de arada. yedi yedikten sonra... <laughs> Ya <laughs> müthiş bir şey o bu arada. Yani rekabetteki en farklı skor e, şeyin Muhammed Salah'ın en fazla gol atan. Bu yani bir yani olması e, bütün bunlar enteresan. Ben basın toplantısını izledim bu e, United'ın e, bu maçtan önce. E, orada şey e, diyorlar ki yani bıraktınız maçı diyorlar. Rashford'da dedi ki yok ya bırakmadık aslında ama hani şey demeye getiriyor adamlar attı çatır <laughs> <satır yani. gülüyor> Ya ben şey e, maç sonrası bir de şimdi 7 tane attık ya maç sonrası klasik derbi galibiyeti olunca hemen Ersin'in bütün gazeteleri alırsın ya Türkiye'de de. Açtım e, buldum bütün e, işte BBC'deki <laughs> Sky Sports'taki bütün e, maç sonrası programları ya şimdi Türkiye'de böyle bir skor olduğu zaman e, söylem nasıl oluyor işte ezdi geçti yedi bitirdi. Haşırtlı Blackboard falan böyle acayip şeyler oluyor biliyorsun Abi o kadar cool, o kadar sakin. Yani bir yandan e, United'da hafif tabii ki tabii dalga da geçiyor. Yani my up geçiyor, dalga geçilmiyor. Yani, dalga hani tamam böyle espriler yapılıyor. Yani, Altını da çizersin böyle. Bir tabii şey. ama o kadar sakin. Liverpool'lu yorumcu da e, şey de. Yani en e, marjinali e, Carragher oldu. Yani hani, girip e, Neville'ı yaptı ya burayı Twitter'a. Ne yaptı? Gene Neville'ın fotoğrafını çekmiş. 6. goldan sonra, 7. goldan sonra bir Ne? <laughs> <laughs> Sonra o fotoğrafı kendi Twitter hesabında şey yaptı. Anladım. <laughs> pro, 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 profil, profil fotoğrafı yaptı. <laughs> ve bayağı da tartışmada çıktı. O Graham Sunnis, Carragher ve Neville üçlü program yapıyorlar ya maç sonu. maç sonu galiba, değil mi? E, evet evet maç sonu bayağı taşma da çıktı aralarında. Ama yani onların taşma o kadar şey ki tatlı oluyor ki bir noktadan. Birazcık gerildiler ama sonrasında hemen yine gülüyorlar ediyorlar devam ediyorlar. O, çok... O maçta United'ın gol atamaması yani iddia ya diliyle o, söyleyeyim yani milyonerdeyiz yani... Bir şu anda. KG var olmaması o maçı. Zaten... Hemen e, maçın başındaki o kafa vuruşu girse maç baş, başka, başka bir hikaye gidecek. Ee, şey... E, Bruno Fernandes miydi? Kafayı bırakayım da. Galiba. Değil mi? Galiba. Ee, İzledim ben maçı evet, de, evet yani ama şimdi o, o göz... kafaya vuruşan direğin yanına altı çıktı. Ha evet, evet evet. Yani evet çok o gol iyi. olsa başka bir hikaye dönebilirdi. Ee, ama yani şimdi Rashford mu yapmıştı, Antur mu yapmıştı? Böyle bir tane topu var vardı böyle arsik bir şekilde hava, iki zıplayıp böyle aldı filan önüne. Orada Rashford o, poz... yaptı. o pozisyonu gördüm. Geçmiş olsun dedim. United kaybettin. Yapmayacaksın abi. Derbilerde hareketler yapmayacaksın. Ee, çok yanlış oluyor. Şimdi gelelim dilersen şimdi bu videoyu izlediğiniz zaman maçta 11'de Hı -hı. biz bunu maç günü çekiyoruz ama bayağı bir vaktimiz de var. Biraz Fenerbahçe seviye eşleşmesini konuşalım isterim. Cüneyt, aslında bir başka namalıp takım. Az önce Benfica'dan bahsettin sen. Fenerbahçe'de evet. gruplarda yani UEFA Avrupa Ligi grupları başladıktan sonra hatta elemeler Fenerbahçe elemelerde de bir aslında bir Kiev mağlubiyeti var. O da şöyle 90 dakikada değil. 90 dakikada uzatmada aldı bir mağlubiyet. Ama hiç mağlubiyeti yok. Ee, Sevilla çok şey söylendi. Eski Sevilla değil. Klasik Sevilla değil. Hı. Ben tek bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, milyonlardan de bakarlar hani e, arkadaşlar. Sevilla şöyle bir takvimde. Fenerbahçe ile oynuyor. Almera. Sonrasında düşme potasındaki rakibi Almere aynı puanlılar. Almere potada hemen potanın üstünde Sevilla var. Sonra tekrar Fenerbahçe ondan sonra Hetafe yine düşme potasındaki evet, rakibi. Evet, evet. Eğer turu geçmiş olursa yine bir takvimin sıkıştırılacak. Hetafe'den sonraki hafta da şeyle oynuyor. Kadiz oynuyor. Kadiz, Hetafe, Almira. Üçü de düşmeye oynayan takımlar ve Sevilla'nın direkt rakipleri. Valencia'da sayın Valencia'da yok. Fenerbahçe'de öte yandan Alanya maçı şey, bu hafta bay geçtiği için Aynen. ligde sadece iki Sevilla maçı oynuyor. Maçı oynayacak. Şimdi ben Sevilla'da oyuncu olsam yani saha içerisindeki de olayı birazcık konuşuruz ama ben Sevilla'da oyuncu olsam şu pozitif yani maçı bırakırım anlamı değil ama sen rakit işsin. Ya UEFA Avrupa Ligi'nden elenmek senin kariyerine bir zarar verir mi? Abi UEFA Avrupa Ligi Vermez. bir tane eksik olsun. Ha, ya bir tanesini almayı verelim dersin. Ama seviyeyi düşüren takımın oyuncusu olmak senin piyasanı düşürür abi. Hemen aklıma ne geldi biliyor musun? Fenerbahçe'nin Filip Koku ile başladığı o kabus sezonu var ya. Evet. Ersun Yanal devam etmişti Fenerbahçe. Fenerbahçe o sezon zira e, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniye ile eşleşmişti. Hı, hı Kadıköy'de oynanmıştı maç. Ve Ümraniye Spor Fenerbahçe'yi elemişti. Evet. Ben maçtaydım. O hava var. Çünkü Fenerbahçe için e, o dönemde Ziraat Türkiye Kupası'ndan çok can derdi vardı. E, ama Fenerbahçe Ümraniye karşısında %100 favoriydi turun Aynen. o turda. Şimdi bugün Sevilla Fenerbahçe karşısında %100 favoridir. Bunun aksini söylemek mümkün değil. Yani kadrolar, kültür Hı. vesaireye baktığımızda. Ancak e, güncele baktığımızda Fenerbahçe'nin hiç olmadığı kadar büyük şansı var. Ya bir önceki yani seviye eşleşmesinde olduğundan çok daha fazla favori Fenerbahçe. O, o şoktu. Tabii. Seviyeye şok oldu. O büyük bir şoktu. Ya. o bir sürprizdi. Yani Avrupa'daki o, o sezon sürpriz olan oydu. Ya derler ya gezegenlerin yan yana gelmesi gerekiyordu Fenerbahçe adına. O gün gezegenler yan yana gelmişti. Ben hatırlatayım e, dinli, izleyenlerimize. 2-2 maç. Ben Fenerbahçe stadındayım. Maraton üstteyiz. 2-2 yani. Kötü değil diye düşünürken Semih'in bir vurdu topa şlak diye 3-2. Yani Dönelim ikinci maça. 8-1 bitecek bir maç. Volkan çok kötü başladı. İki tane hatalı gol. Tabii canım o Dani Alves'in hareketleri Aynen. falan böyle. Ondan sonra ve Fenerbahçe önce 2-1. Sonra 3-1, 3-2. Yani böyle sinsi sinsi Fenerbahçe <laughs> maçı orada e, örgü örgü ilmik ilmik götürdü oraya. Çok büyük yıldızları vardı ama hani hakikaten o seviyeyi elemek çok, büyük çok değerliydi. Çok büyük Bugün Fenerbahçe benim söyleyeceğim şey çok net taktik taktik her yerde analizler var. Seviyenin neresi eksik, Fenerbahçe'nin nesi eksik. Hepsi ortada. Fenerbahçe bugün bu maçta öne geçmek zorunda. Ve bu maçta öne geçtiği gibi bu maçı da kazanmak zorunda. Bak benim net fikrim bu. Beraberlik falan hiç kesmez yani. Çünkü deplasman golü falan avantajı da kalktı ya. Doğru. Bu maçtan Fenerbahçe bir galibiyetle dönmek durumunda. Döner dönmez ayrı mesele. Ama turu geçmek için buna burada önemli. Jesus, Jesus'u çok konuda eleştiririm ama bakışını çok seviyorum ben. Yani çok e, pragmatist bakıyor. Ne dedi? Dedi ki Sevi elbette favori ama geçersek her şey olur dedi. Çünkü son 8'e kalıyorsun. Tabii. İyi bir kura da çektiğimiz zaman dedi. Ondan sonrası he, gider. Seviye büyük taştır. Büyük lokmadır çünkü. Onu geçtiğin an seviye yemiş olur. Tabii onun özgüveni başka olur. Çünkü zaten Fenerbahçe Chelsea ile özgüvenle. özgüvenli. Tabii. Şimdi <laughs> E, sağ içinde de şunu söyleyebiliriz. Benim anladığım e, böyle üçlü savunmayla oynatıyor Sampdori ve evet, aynen. E, orada eee stoperle bek arası klasik şeydir ya. Orada işte Ferdi'nin yapacağı bugün koşular çok değerli olacaktır Fenerbahçe'de. O iki e, şeye e, Fenerbahçe'nin zaten en formda oyuncusu benim gördüğüm kadarıyla. Benim kafamda bir tek şu var. E, bir tarafta İrfan bir tarafta Rossi bir tar ya zaman zaman da Arda'yı da oynattı hoca. Emre Mor'u da kullandı ama ben nedense böyle Mert Hakan gibi bir oyuncu orada kullanıp orta sahayı kuvvetlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu benim fikrim. %100 katılıyorum. Ee, i̇ki gün önce t programındaydım. Orada da e, konuşurken karşılaşmayı Mert Hakan. Yani Mert Hakan ne zaman ki kulübede... Mesela Demir Spor maçında oynamıştı hatırlarsın. Ha. Çok faydası çok iyi iyi oluyor. Çok iyi Tabii. oynamıştı. Yani ne zaman ki kulübede hani işte tırnak içinde amigoluk modundan çıkıp sahada direkt o yeteneklerini kullanacak rolü aldığında Mert Hakan iyi oldu. Boşu boşuna Fenerbahçe transfer etmedi onu. Boşu boşuna Galatasaray'la bir transfer yarışına girmedi Fenerbahçe. Hakikaten iyi bir oyuncu ve Adana Demirspor Spor maçı da bunu çok iyi gösterdi. Ben de aynı Şundan dolayı bir de aynı düşünceliyim. Geçen hafta hatırlarsın konuşmuştuk. Ya Konya zayıf bir takım olmasına rağmen o Fenerbahçe'nin orta sahadaki merkeziyle savunmadaki merkezi arasındaki yani gelemedi ama bak ben gücüm olsa gelebilirim ha. E Kayseri dedi. geldi. Ve Kayseri geldi. Ve Kayseri geldi. Samet'in çok ciddi karşılamadan sonraki hamle problemi var. Samet ee, böyle zaten. Böyle bir oyuncu. Bir de formsuz da hani yani geç ligin yani ilk devresindekinden bile de formsuz da. Ee, böyle olunca benim tedirginim orada bir tek Sevi ama Sevilla'nın Atletico Madrid maçına baktık. Ee, yani Fenerbahçe o pozisyonların 3'te 1'ine girsin yeter. Şun Şimdi için. şöyle, e, Fenerbahçe'de e, kaç stoperle çıkacağı konusu çok önemli. Bak ikili, üçlü, dörtlüden bahsetmiyorum. Kaç ha. stoperle çıkacağı konusu çok önemli ama e, hakikaten Samet Sala ile çıkarsa Fenerbahçe'de gol yer. Yani bu Değil mi? Serdar da oynarsa yemez anlamında söylemiyorum ama ben Serdar'ın çok silindiğini düşünüyorum. Yani o sağ çok kötü olarak. silindi bir anda. Yani ve eğer iki stoperle çıkarsa ve oraya yine Arao'ya girmeye başlarsa bakın tekrar tekrar izleyin. Arao oyun kurulurken o stoperlerin arasında girdiğinde bu adam şey değil ki cursor'la tutup öne doğru atamıyorsun. 3-4 dakika geçiyor, geçiyor onun orta sahiz. E o arada Fenerbahçe orta sahasının o işte Mert Hakan o yüzden diyorum. Ha. Mert Hakan Rossi ya da İrfan oraya gelip orayı kapatması lazım. Aksi takdirde orası hakikaten bir tane cinali gibi kalıyor oradaki ve adam. Ve orayı da yani dediği gibi Züneyit'in de yani Sevilla sonuçta Sevilla. Hani iyi oyunculardan korulu ve bir takım ve bu kültürü olan bir takım. Bu, bu seviyede oynamak Ve olan Unutmayalım. Bir takım. Avrupa Ligi maçlarında Fenerbahçe Rennes'de gördük bunu. Öyle Türkiye'deki gibi ön alan baskısı falan. Ha. Yani yırtıyorlar kağıttan kaplan ha, zaten gibi Zaten onu yaparsa yani seviye hakikaten. Tam atletik bir takım değil. Rengi bir atletik bir takım değil ama e, topla filan iyi çıkam yani. Pozisyona girdim atan bir takım Sevilla. Ben sıkıntısı onların pozisyona gelememesi. Ben bu anlamda Fenerbahçe'de aslında hala bu maçta. Çünkü sisteme takılmayın dedi. En iyi sistemle çıkacağız dedi bunun için eee Jorge Jesus. Acaba bir Osterwold'e sürprizi görür müyüz diye düşünüyorum. Ben de Arda sürprizinden <laughs> ee, rakibin Fenerbahçe üzerine çalıştığı ezberi bozmak için. Çünkü e, ...mutlaka en düşük, e, yani en alt seviyede Arda'lı e, Fenerbahçe çalışmıştır. Çünkü Arda çok nadir yani ediyor. Öyle bir ezber bozabilmek adına acaba Arda'yla çıkar mı diye de... ...düşünüyorum ama benim de önceliğim Mert Hakan. Yani, e... Ben Mert Hakan'la çıkmayacağını biliyorum da <laughs> kendi adıma söyleyeyim. Yani. Bence <laughs> yine Rossi İrfan'la çıkar. Yani hocanın da o konularda bir şeyi var evet, ama... O, her hocanın bir de oluyor ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bugün bu kadar e, tırnak içinde söylüyorum... Form olarak yakaladığı kötü durumdaki Sevilla'dan bir galibiyet alması çok önemli. Çok önemli. Çünkü sen Sevilla'ya yenildin ya da berabere kaldın Kadıköy'e geldin. Sıkıntı. Olmaz. Çünkü o adamlar orayı bin kere oynamışlar. Yani sen strese giriyorsun. Anladım. Tabii doğru. Peki Başakşehir, Sivas. Yani e, Sivas'ın tabii işi çok zor Fiorentina karşısında. Maalesef. Maalesef. Ee, i̇nşallah çok büyük bir sürpriz olur. İnşallah. Kirli Havca yapmış bunu. Yani o Lyon'u eleyen tek adam. 30 maça çıkmış Rıza Hoca. Bunun 6 tanesi Beşiktaş'la Avrupa Kupalarında. Aha. Rıza Hoca'yı hakikaten Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden o yüzden yazmamız lazım. E, tırnak içinde Anadolu takımlarıyla Avrupa'da bu kadar maça çıkmak biş, biş. Çok, Peki, çok büyük bir iş. Çok Ve genellikle de kendi Avrupa. Yani. Tabii yani Denizli'de başlıyoruz. Aynen. Sivas'ı 3. sezonudur bu yani. Müthiş iş yani. Harika. Bu arada Beşiktaş'la da 3 galibiyet 1 mağlubiyet almış Beşiktaş'la dönemde de o çıktığında. O Marmet'te bir mıydı galiba? İstanbul'da Marmet'le mi gelmişti? Hatırlamıyorum şeydi, ama yani var? sonuçta Rıza Hoca Avrupa'ya değer veren bir hoca. Tabii o savunmayla Fiorentina'nın da güçlü halini düşünürsek çok zor, çok zor. işleri. Eee Başakşehir için ne diyorsun? Ee, ben Başakşehir'in düşük tempolu bir maç oynayacağını, gol yemeyeceğini ilk maçta ve iki maçlar atamadığı golü atarsa da kazanacağını düşünüyorum ama kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ben de şöyle ben Genellikle Belçika takımlarına falan çok var. Belçika, İskender takımlarına. Çünkü çok disiplinli. O disiplini bizim gibi takımlara ve atletik. Evet. Vardır. Bizim takımlarımıza karşı çok iyi kullanırlar. Ama Başakşehirde avantajı çok disiplinli bir takım. Yani Türkiye'deki takımların ortalamasının aksine e, taktik disiplin sadakati çok yüksek ve oyundan kopmayan bir takım. Şimdi bir, hmm. bir, bir Galatasaray maçında koptuğunu e, gördük. Bu bağlamda ben ve şöyle adlandırıyorum. E, ağır yani yaş ortalamasından da kaynaklı ve oyun anlayışından da kaynaklı olarak ağır tempoda e, en iyi oynayan takım. E, çok Avrupa'daki. önemli söylediğim. Çünkü ağır tem, yani ona rölanti denir ya, rölanti evet. de çoğu takım oynayamaz. Şu, yani bunu yapabilen Avrupa'daki en iyi takımlardan bir tanesi. Ben zaten yani kupa başından biri e, çeyrek yarı final öngörüyorum Başakşehir'e karşı. Jesus'un dediği gibi genç elerse artık ondan sonra her şey olur. Orada da bir Ham var kağıt üstünde Aynen. Bir görünen. Bir de, bir de Fiorentina var. Fiorentina var. ile de oynadın. Yani dikkat ettim ben baktım. İnşallah geçtikleri takdirde yolları açık, açık gibi diye gözüküyor. düşünüyorum. Süper Lig'den tek maçı sorayım sana Galatasaray futbol oynamayı hatırlıyor mudur sence? <laughs> Espri <laughs> yapıyoruz abartı. Ee, yani şey Mertens oynamayacak. Mertens oynamayacak gibi gözüküyor. Ee, oraya yatar mı? Mitchö de yok. Zaten tam olarak oraya geleceğim. Ama şey var kalede. Muslera var. Muslera olacak çok, galiba Çok, değil önemli mi? bir şey haber Galatasaray adına. Evet. Yani kadro belli aslında. Yani, Aynen. Sergio e, Oliveira. Torreira. Torera. E, bir tarafta Kerem, bir tarafta Raşitsa diye olur diye düşünüyorum ben. Raşitsa yine yani... Zanyolu'yu oynatırız çünkü ortaya kimi koyar? Mertens yeni olur. Matayı, artık? Matayı. Eğer Matayı tutuyorsa ve Matayı kullanmak istiyorsa Matayla mutlaka orada başlar. Çünkü hani evet. Mertens'in şeyi o. Çünkü ee, hani Zanyolu hep böyle bir sağda denedi ya yine de hani hı. hazırlık maçlarında da. E, öyle bir şey olur mu acaba? Bir de teknik direktörlerin akıl oyunları vardır. Hani hiçbir dan vazgeçmediğini göstermek adına. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Yunus. Ha. Matayla başlayıp Zaniolo'yu ikinci yarıda Oyuna atabilir. Da atabilir. Evet. Ama yani Kasımpaşa'yı izledim şeyde. E, Antalya maçında. Antalya maçında. Tamam kazandı ama yani i̇lk hala. yarım saat. E, i̇lk yarım saat 3 olurdu Antalya'da. Yani da, hala atabisi. sıkıntısı olan bir takım Kasımpaşa. Öyle normalde Kasımpaşa ikinci devrelerin takımıdır. Ama o takım olmaya daha zamanı var. Yani be, Bertuğ'un biraz... falan. Kaçırdıkları tabii. var ilk, ilk yarım saatte. İlk yarım saatte o yüzden e, yani tabii ki Galatasaray maçındaki motivasyon farklı olacaktır ama e, Kasımpaşa çok öyle parlak bir görüntü vermedi bana açıkçası. Galatasaray'ın o anlamda tabii bence futbolcu top oynamayı çok özlemişlerdir. O anlamda. Ben zaten şunu söylüyorum. Galatasaray 5 Şubat'ta Gal Trabzon'da oynadıktan sonra Trabzonspor'la şimdi oynuyor. Burada bir tek şey var. E, nasıl kendilerini hazırladıklarıyla evet. ilgili Hazırlık maç ritmiyle. maçları Çok o konuda bize gösterge olmaz. Onlar çok Mümkün aldanmamak değil ama. Lazım. E Galatasaray'ı bıraktığı yerden devam eder gibi bir hissiyat var. Ben Çünkü de. futbolcular da farkında. Bu kadar kısalmışkenlik, bu kadar hedefe yaklaşmışken kimse şey yapmaz yani salacağını sanmıyor. Tabii tabii ben de aynı fikir, fikirdeyim. Bakalım bekleyip göreceğiz orada da ama yani Galatasaray'ı ben yine de galibiyete yakın görüyorum. Beşiktaş'ın çeyresi değişmiş. Nasıl gördün? Harika bir soru. Ee, Beşiktaş'ta bir kere çok fazla yeni transfer var. Evet. Söyleyelim. Ee, bir kere Mert Günok yeni transfer. <laughs> Dönelim. Ee, şey yeni transfer Getson Fernandez. <laughs> yeni transfer. Yeni transfer Cenk Tosun. Yeni, yeni transfer. O da gitme durumları var ama anlamadım. Hoca ama. dedi ya yollayabiliriz artık dedi. yani şey yapmışız dedi. Önüne taş koymayacağız. Redmond bence yeni transfer Onurla olan bağlantılarından dolayı. Evet. Gerçi sezon sonu gideceğim dedi ama yani aynen. yine de iyiydi. Raşit Gezal'ın yeni transfer olduğunu da <laughs> söyleyebiliriz. eğer Türkiye'nin şu an bence Galatasaray'ın kadrosuyla birlikte en eee Teknik en üretken orta saha ve hücum attı. Yani Maxim, Getson, Amir, Haci Ametović, e, Redmond, e, Cenk Tosun, Abu Bakar ya da Raşit Gezal, e, Abu Bakar, e, Cenk. Cenk Tosun, müthiş bir kadro. Evet. Yani hücum da müthiş bir kadro. Savunması ve... zaten problem. Yani hep beş yaşın problemi oldu. İşte bundan sonrası o savunmayla ile hücum hattının arasında geçecek. Mert işte orada bir balans etkiliyor ama ben şöyle söyleyeyim. Beşiktaş bundan sonraki maçlarına bakalım Ankara gücüyle başlayan. Aha. Kaç maç varsa şimdi tam matematik yapamayacağım ama 10 diyelim ki biz kolay olsun diye. Yanlış söylüyor olabilirim. Böyle 8 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetle bitirebilir. Geçen seneki İsmail Kartal, Kartal sezonu gibi olabilir. Bakalım. ve o... seneye de kredi <laughs> taşır böyle. Tabii o zaman zaten otomatik üçüncülüğü de muhtemelen alır ki Avrupa'da olması lazım Beşiktaş'ın. yaşın. hele, hele o Konfederasyon şey kon Konferans Ligi'nde olacak. Yani kon Konferans Ligi bence şu anda bütün takımlarımız için çok ciddi bir e, ana hedef olabilir. O zaman da haklı olarak şu konuşulur. Sivas, Antep, Antalya. Samsun, Antep, Antalya. Gibi. Antalya gibi. Sivas, Antep, Antalya. Oradan 9 puan alsaydı bu Beşiktaş şampiyonluk, şampiyonluk dahi erteşinde şey dahi ol olabilirdi. Son kısaca Abdullah Avcı bıraktı. Onu da istiyorsan hiç yaşırmadım. Ee, Hı -hı. Çünkü e, şöyle söyleyeyim, e, o Hani Ada ben ayrılmak istiyorum durumuna gelmişlerdi. Yani evet. kimya kimya uyumu gitmişti. Ee, o maçı maçıyla birlikte o yo bazel maçı bence son şeydi. Son şeydi. Yani, devam eder mi diye hoca. Olmadı bu sene. Olmadı. Neden olmadığını düşünüp buna göre iyi bir yol çizerlerse düzelir ama Abdullah Avcı açısından bence daha bile önce bırakabilirdi hoca. Belki de Çok... şey yapmaması gerekiyordu. ilk yani İlk bırakma böyle bir eğilimi yaptı ya. Belki orada bırakması gerekiyordu. İmza atarım. Alanya maçından sonra bırakacaktı hoca. Değil mi? Ve aynen de şöyle söyleyecekti. Çok sevdiğim çok saygı duydum, çok da büyük başarılar yakaladığım Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Önlerini açıyorum evet. diyebilirdim. Şimdi o zaman e, bu hafta geçelim mi tekrar spor totoya başlayalım mı tahminim? Geçen hafta çok böyle içimizden gelmemişti. Sağ olsun arkadaşlar da hani e, anlayış gösterdiler. Hadi gel e, tahminlerimizi Hadi alalım. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Hadi bakalım. Giresun Spor Fatih Karagümrük, bölüm sonu canavarı Giresun Keşke, Spor. Keşke Toto'da da şey olsa alt üstte. Evet evet Giresun Spor gitti Konya'dan da puan aldı. Evet. Çok büyük saygı duyuyorum ama Karagümrük çok formda. Ben Karagümrük yenilmez diye düşünüyorum burada. Antalya Spor, Kayseri Spor karşılaşması. bunlar kupada karşılaşmıştı ve Kayseri Spor hı hı. turu geçmişti. Ee, üç ihtimal diyorum. Şeylerimi burada kullanacağım hakkımı. Galatasaray tamam. Kasımpaşa'yı yener. Ankara Gücü Alanya Spor maçında ben Ankara Gücü'nün kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor, Adana Demirspor, Trabzonspor kazanır. Bu maçlar sonrası böyledir. Başakşehir Beşiktaş maçında ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. İstanbul Spor-Sivas Spor maçında Sivas Spor kaybetmez. Werder Bremen-Leverkusen karşılaşmasında ben e, bunun da e, üç ihtimali olduğunu düşünüyorum. Wolfsburg-Union Berlin. E, Union Berlin'den yanayım. Lille-Lyon maçında Lille kazanır. Leicester-Chelsea'de Chelsea bu gazla devam eder. Fulham-Arsenal-Arsenal Arsenal kazanır. Valencia-Osasuna çok zor bir maç ama Valencia kazanır. Atletico-Barcelona-Barcelona Barcelona buradan bırakmaz. Napoli Atalanta'da Napoli mağlubiyet hakkını kullandı. Napoli kazanır. kazanır. Ee, Giresun Fatih Karagümrük maçına ben e, Karagümrük kazanır e, düşüncesindeyim. Yani onlar da çok hakikaten dediğim gibi formdalar. bu e, formu hani böyle kazanıncaya kadar, formu kaybedinceye kadar ben hep Karagümrük galibiyeti oynarım. Antalya Kayseri maçında ben Kayseri kaybetmez diye düşünüyorum. E, oyunlar hakikaten çok iyi ve keyifli. Galatasaray kazanır. Ankaragücü Alanya maçında e, Alanya kaybetmez. Ersun Yanal'la beraber onlar öyle bir hı hı. bir seri yakalarlar. İlk böyle bir e, yeni hoca motivasyonuyla diye tahmin ediyorum. Trabzon Adana Demirspor maçına 3 e, birden tahmin birden oynayacağım. Çok kestiremiyorum bu maçı hakikaten. Ön göremiyorum da. Başakşehir Beşiktaş maçında ben Beşiktaş kaybetmez diye düşünüyorum. İstanbul Spor Sivas'ı yener. Eee Werder Bremen Leverkusen maçında Leverkusen e, kaybetmez. Wolfsburg Union Berlin Union Berlin kazanır e, Lille Lyon'u yener. Chelsea Leicester City'yi yener. Arsenal Fulham'ı yener. E, Valencia Osasuna'yı yener. Barcelona Bilbao'yu yener. Napoli'de Atalanta'yı yener. Şeklinde bir tercihim olacak. Tevfik Yener. Tevfik Yener. Ben de İlker Duralı. <laughs> o zaman Cüneyt Bey var mı eklemek istediğiniz? Canınızın sağlığı ilk. Evet, bu, bu hafta böyle futbol ağırlıklı konuştuk. Ee, daha sadece futbol e, konuştuk ama zaten e, gündem olunca başka sporları da konuşuyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar efendim. Sevgiler selamlar.